Geçelim zıtlık bağlaçlarına. Arkadaşlar ÖSYM'nin en çok sevdiği, en çok soru sorduğu bağlaç çeşidi zıtlık bağlaçlarıdır. Şimdi zıtlık bağlaçları deyince eminim hepiniz Oldoy'u rağmen, Doy'u, even Doy'u bilir. Ama daha önceki derslerimde de söyledim. Arkadaşlar while'ı da zıtlık için kullanabilirsiniz. Matches'i de kullanabilirsiniz. Şu matches... Çok fazla daha önceki yıllarda kullanılmıyordu. Son yıllarda bilmiyorum diğer hocaları da izlerseniz videolarda falan da geçmeye başladı artık maçez. Gerçekten önem kazandı. Bunların hepsini rağmen diye de çevirebilirsiniz. Ama ÖSYM e, SEDE, SADA diye çevirir. Sizi şaşırtmak için. Bakın şimdi bir örnek. Much as I like my cousin. Sam'da ne yapsam da? I like, sevsem de. My cousin, kuzenimi sevsem de. Arkadaşlar kuzeninizi sevmeniz pozitif bir durum değil mi? Evet, şuraya pozitif yazıyor. Şimdi siz bu maçezi, oldoyu, doğuyu kullandığınız arkadan şaşırtıcı bir ifade. Yani zıt bir ifade lazım. E şimdi ben kuzenimi sevsem de anlaşamıyoruz. İşte ya da onunla birlikte olmaktan hoşlanmıyorum. Vakit geçirmeyi onunla sevmiyorum gibi bir şeyler söylemeniz lazım. Bakalım nasıl gel gelmiş cümle. I wouldn't want, istemezdim to live, yaşamayı with him. Onunla yaşamayı istemezdim. Yani kuzenimle, kuzenim sevsem de onunla yaşamayı istemem. Burada bakın arkadaşlar, negatif bir ifade. Bizi şaşırttı. Gelelim. Whereas ve while. Arkadaşlar, whereas, sadece whereas, taban taban zıtlıkta kullanılır. Bunun kardeşi bir de while vardır. Bakın while, yukarıdaki gibi normal zıtlıklarda da olur. While taban tabana zıtlıkta da olur. Ama veres taban tabana zıtlıkta sadece veres kullanacak. Şimdi burada ben bir açıklama da yapmak istiyorum. Arkadaşlar taban tabana zıtlıkla zıtlık nedir? Şimdi yukarıdaki ilk örnek örnekler zıtlıktı. Bakın ben ben özneler hep aynı. Aynı şeyden bahsediyorsunuz. Veres ve while farklı iki şeyden bahsedersiniz. Örnek veriyorum. Mesela İstanbul çok böyle hareketli bir şehirken Adana akşamları sokağa çıkılmayan bir şehirdir gibi iki tane farklı şeyi kıyaslarsınız. Yani taban tabana zıtlık dediğimiz olay budur. Bakınız bize verilen cümle. Veres oysaki halbuki ya da ken. Doğu oldukça kurakken. E şimdi arkadaşlar, doğu oldukça kurakken siz doğuyla başka bir şeyi karşılaştıracaksınız. Ne olabilir? Doğu batı ya da kuzey güney de olabilir tabii ki ama doğunun haricinde bir şey söyleyeceksiniz ve burada oldukça kurakken o zaman oraların böyle yağış aldığı ya da verimli olduğu ya da işte e, e, tarımın böyle canlı olduğundan bahsetmesi lazım. Bakınız The west of the country ülkenin batısı has sahip a tropical climate. Tropik bir iklime sahip Ha, şimdi bak doğuyla batıyı kıyasladı ve biri tropik, birisi kurak. Çok da güzel verdi zıtlığı. Gelelim. Arkadaşlar zıtlığı bat da verir. Yani sadece bat değil tabii. Yet ifadesi vardır. However, nevertheless, nonetheless. Bunların hepsi zıtlık verir. Ama ben burada sadece batı almışım. Bat ama... Also aynı zamanda to aynı zamanda as well aynı zamanda. Şimdi bakınız. But ama they onlar may be beneficial. Faydalı da olabilir. As well hani. Şimdi o zaman burada they dediği şeye gönderme yapması lazım. Bir. İkincisi aynı zamanda faydalı da olabilir diyorsanız o zaman siz ne dersiniz? Şunlar şunlar zararlıdır ama faydası da vardır gibi bir ifade arıyorum. Bakınız, bakteriya, bakteriler are harmful, zararlıdır ama aynı zamanda da faydalıdır. Oldu mu? Bir zıtlık verdi mi? Evet, bir zıtlık verdi. Geçelim. Şimdi eğer size verilen cümlede in the past, işte mesela in the 19th century, in the 13th century gibi bir şey varsa, arkadan gelen cümlede now şu anda bugün hala gibi ifadeler arayın arkadaşlar. Şöyle bir Türkçe vereyim size. Mesela eskiden Türkiye'de e, sadece zenginlerin arabası varken dedim size. Ne bekliyorsunuz? Arkadan bugün herkesin arabası var gibi bir ifade bekliyorsunuz. Veya veya 18. yüzyılda e, Türkiye gelişmiş bir ülkeyken 19. yüzyılın başlarında şöyle oldu gibi yani zaman varsa o zamana ters gelecek bir şey arıyoruz. Bakınız burada da demişim ki but ama we still have much çok fazla şeyimiz var to learn about it o konu hakkında öğreneceğimiz bakın buradaki it çok önemli buraya ite gönderme yapması lazım ama öğrenecek çok şeyimiz var. E şimdi siz ama öğrenecek çok şeyimiz var diyorsanız bir konuda bir şeyler belki biliyorsunuz ama öğrenecek çok şeyiniz de var diyorsunuz. Bakınız. The number of people with diabetes. Diyabetli insanların sayısı have doubled. iki katın arttı küresel olarak. In the last 30 years, son 30 yılda. Ama bizim onunla ilgili öğrenecek çok şeyimiz var. Bakın bu diyabetten bahsediyormuş. İt dediği diyabet hastalığından bahsediyor. Ama öğrenecek çok şeyimiz var hala diyen zıt bir durum. Yani bilmiyormuşuz, bilgimiz yok. Yani son 30 yılda artsa da bilgimiz yok. Şaşırtan bir durum. Şimdi gelelim ÖSYM'nin sorularına arkadaşlar. ÖSYM ne yapmış? Bakınız. While demiş. While'ı sede, sada ya da iken diye çevirebilirsiniz. Some, bazı. Hunter gatherer, avcı toplayıcı. Communities, toplumlar. Exist, var olsa da even today bugün bile. Şimdi arkadaşlar bazı avcı toplayıcı toplumlar bugün var olsa da ne, ne diyorsunuz? O zaman avcı toplayıcı toplumlardan bahsetmemiz lazım. Bir de bakalım burada today diyor. Today diyorsa benim az önce anlattığıma göre şurada past bir şey olması lazım. Bugün diyorsa geçmişte şöyleydi böyleydi demeniz lazım. Bakalım. Hunter-gatherer communities, avcı-toplayıcı toplumlar lived, yaşadı by searching out food, yiyecek arayarak and other ve diğer things, şeyleri arayarak they needed, ihtiyacı olan şeyleri arayarak rather than yerine, neyin yerine? Growing, üretmek or manufacturing ya da yapmak dem. Onları yapmak yerine arayarak geçirdi. Şimdi burada arkadaşlar bugün günümüzde var olsa da geçmişte böyle yaşadığı ifadesi olmuyor. Saçma oluyor. Karşılamıyor. Bursa'ya bakın. The era. Arkadaşlar dönem. Ne dönemi? Of hunter gatherers. Avcı toplayıcı dönem. Ended. Bitti. About ten thousand years ago. On bin yıl önce kadar bitti. With the appearance. Ortaya çıkması. Of the first agricultural societies. ilk tarımsal toplumların ortaya çıkmasıyla bitti. Zıtlık verdim arkadaşlar. Bugün hala olsa da aslında bu, bu adamların dönemi yani avcı toplayıcıların dönemi 11 yıl, yıl önce bitmişti. Çok da güzel oluyor. Ben buna bir tık atıyorum ama diğerlerine de bakacağım. Ceyhan'a bakalım. Bütün avcı toplayıcılar lived, yaşadı. During esnasında what is called isim verilen, ne ismi verilen? The Paleolithic area. Paleolitik dönemi ismi verilen dönemde yaşadı. Which means ki bu anlamına gelir. Ne anlamına? The era dönem. Of old stone age. Eski taş çağı dönemini anlamına gelen Paleolithic paleolitik döneminde yaşadı. Arkadaşlar burada bir zıtlık yok. Yani zıtlık veren bir durum yok. Denizli'ye bakın. Many birçoğu. Ha bak şu Sam'la beraber çok güzel. Birçoğu gathered topladı the resources kaynakları they needed ihtiyaç duydukları kaynakları for food yiyecek için for shelter barınmak için and clothing ve giyim için and ve for ritual activities ve ayinsel aktiviteler yani dinsel aktiviteler için and other purposes. Arkadaşlar şimdi birçoğu bugün var olsa da çoğu geçmişte şunları topladı. O zaman bugün neyi topladılar? Onu söylemesi lazım. Burada şu gathered anlamsız oluyor. Edirneye bakıyoruz. Scholars bilginler, alimler, usually genellikle study çalışırlar, incelerler. The physical remains fiziksel kalıntıları incelerler. From hunter-gatherer communities avcı toplum, avcı toplayıcı toplumlardan fiziksel kalıntıları incelerler in the absence of yokluğunda written evidence yazılı kanıt yokluğunda onların fiziksel kanıtlarını inceler alimler. Arkadaşlar bu da anlamsız oluyor. Bu sorunun cevabı Bursa'dır. Belki de YDS ya da yok dilde yanlış hatırlamıyorsam bu soruda. Yok dilde çıkmış böyle en karmaşık, en uzun cümlelerden oluşan sorulardan biriydi bu. Fark etmişsinizdir. Ama dediğim gibi bugün böyleyse geçmişte bakın thousand years ago şu ifade bizi kurtaracaktır. Anlamsal bir bütünlüğü de verecektir. Aslında tekrar göstereyim. Şu şurada yazdığım bakın in the past today ya da tam tersi düşünün. Bugün dedi size o zaman siz de in the past'ı arayacaksınız. Gelelim başka bir soruya. Bakınız diyor ki oldu. Sada. Ne olsa da Over a hundred types of headaches. Yüzden daha fazla baş ağrısı türü exist. Var olsa da. Şimdi arkadaşlar konumuz baş ağrısı türü. Ve diyorsunuz ki yüzden fazla baş ağrısı olsa da. Şimdi bak ben bunun pozitif mi negatif mi olduğuna karar veremiyorum. Gerçi baş ağrısı biraz negatiftir. Yüzler daha fazla var. Arkadan da o zaman bizi şaşırtan bir şey lazım. Yani pozitif bir şey arayacağım ya da bizi şaşırtan bir şey arayacağım. Bakıyorum Adana'da. People, insanlar. Neyli insanlar? Kronik baş ağrılı insanlar. Exhibit sergilerler. High sensitivity. Yoğun, pardon yüksek yoğunluk, yüksek hassasiyet sergilerler. To pain, acıya karşı. Şimdi burada arkadaşlar şaşırtan bir durum olmadı. Yani yüzden daha fazla baş ağrısı var diyorsunuz kronik baş ağrılar. Bak bir de burada kronik baş ağrılar özele indiriyorsunuz. Ee, ağrıya acıya karşı yüksek hassasiyet gösterirler. Bu saçma oldu çevirisi. Bursa'ya bakın. The underlying altta yatan causes sebepleri neyin the most common ones en yaygın olanların. Arkadaşlar şuradaki ones headaches yerine kullanılmış. Bu baş ağrılarının en yaygın olanlarının altında yatan sebep, evet, remain kalıyor, unclear. Açık değil, yani net kalmıyor, gizemli kalıyor. Evet, bizi şaşırttı bak. Yüzden daha fazla baş ağrısı var ama neyi bilmiyoruz? Bunların altında yatan sebebi bilmiyoruz. Beni şaşırttı, bu kalsın. Ceyhan'a bakın. Serious, ciddi, medical, tıbbi, conditions, hastalıklar. Are generally, genellikle, associated with bağdaştırılır dem onlarla. Şimdi arkadaşlar buradaki onlar tamam. Headache'e gönderme yapıyor. Doğru. Şimdi yalnız diyorsunuz ki yüzden daha fazla baş ağrısı olsa da ciddi tıbbi hastalıklar onlarla bağlantılıdır. E bu da negatif, bu da negatif. Yani iki tane negatifi bir araya getiriyorsunuz ve sizi şaşırtan bir durum yok ki. Yani bu normal beklenti bu. Şöyle olsa, since as olsa cevap Ceyhan derim. O da gidiyor. Denizli'ye bakın. Bakın, anxiety endişe and depression ve depresyon may be linked bağdaştırılabilir, bağlanabilir to stressful events stresli olaylara bağlanabilir. Eşimi burada da arkadaşlar baktığımızda biz baş ağrısından bahsediyoruz. Konumuz baş ağrısıydı. Burada baş ağrısına gönderme yapan hiçbir şey yok. Stre'sten bahseden bir durum var. Bak depression depresyon, stress işte anxiety dediğimiz Türkçede e, gerginlik olayı. Bu da olmuyor. Ve edirne it can be olabilir. A severe problem ciddi bir problem olabilir. That requires gerektiren ne gerektiren? Medical tıbbi assistance. Tıbbi yardım gerektiren ciddi bir problem olabilir. Arkadaşlar buradaki it dediği şey o olabilir. It'e değil bize de, deye ihtiyacımız var. Hani baş ağrısından bahsediyoruz. Burada bir de yani şaşırtan bir durum yok bizi şaşırtmıyor da o yüzden ben Bursa'nın doğru cevap olduğunu anlıyorum. Gelelim başka bir zıtlık cümlesi. Der ki, but in the past ama eskiden. He, şimdi bak bu önemliydi değil mi? Ama eskiden diyorsa. O zaman burada now demesi lazım. Ben onu bekliyorum yani ilk beklentim today demesi lazım. Still hala demesi lazım. Böyle bir şey bekliyorum. But in the past ama eskiden day kim bu day? Learned öğrendiler by apprenticeship. Arkadaşlar çıraklıkla öğrendiler. Working çalışarak with more experienced artists. Daha deneyimli, tecrübeli sanatçılarla çalışarak çıraklık ile öğrendiler. Şimdi tekrar söylüyorum. D'ye gönderme yapan kim öğreniyor? Yani bu çıraklıkla öğrenen kim? Onu arayacağız. Bir de Today ile arayacağız. Şöyle bir baktığımda. Arkadaşlar Today Adana'da var. Bursa'da hiç öyle bir şey yok. Ceyhan'da hiç öyle bir şey yok. Denizli'de şu nav var. Edirne'de hiç öyle bir şey yok. Ben o zaman öncelikli olarak şu Adana'yla ile Denizli'yi okuyacağım. Adana der ki: Bugün günümüzde çoğu insan think that zanneder ki earning a living bir yaşam kazanmak yani para kazanmak as an artist sanatçı olarak is not easy. Kolay değildir. Çoğu insan bunu düşünüyor bugün. Ama eskiden onlar çıraklıkla öğrenirdi. E çok saçma oldu arkadaşlar. Yani burada yok öyle bir anlam. Denizli'ye bakın. Sanatçılar can now artık study art pardon study öğrenim görebilirler at art schools sanat okullarında öğrenim görebilirler and ve have formal training ve resmi eğitim alabilirler. Ama eskiden onlar onlar dediği sanatçılar mı? Onlar çıraklık da öğrenirdi. On numara cümle oluyor. Bak denizi işaretliyor. Ama yine de Bursa, Ceyhan, Edirne'ye sağlama açısından bakacağım. Her kültür ve tarih dönemi kendi mükemmel sanatçılarına sahiptir. Ama geçmişte onlar çıraklıkla öğrendi. Olmadı. Ceyhan'a bakın. Başarısı neyin? Kadın sanatçıların başarısı. Genellikle görmezden gelinmiştir. Ama eskiden onlar çıraklıkla öğrenmiştir. Arkadaşlar burada zıtlık yok. Yani tamam onlar dediği belki kadın sanatçılar onlar tamam bu oturuyor ama zıtlık vermiyor. Edirne'ye bakın. Bir galeri, bir sergi alanıdır. Orada sanatçıların eserleri gösterilir. Ama eskiden onlar çıraklıkla öğrenirdi. Burada onlara gönderme yapacak tek şey arkadaşlar works, eserler demektir eserler de zaten çıraklıkla öğrenmez. Edirne'yi de buradan gömüyorum. Cevabımın Denizli olduğunu garantilemiş oluyorum. Geçiyorum diğer bir soruya. Veres ken neyken? Bakın taban tabana zıtlık. There is now şu anda an increased awareness artan bir farkındalık of neye ait? Siyah çikolata, bitter çikolatanın sağlık faydalarına faydalarının artan farkındalığı olması varken olsa da bakın olsa da şimdi Adana burada nav dediği için geçmiş arıyorum geçmiş var mı arkadaşlar şöyle bakın şöyle geçmiş yok ama bak stili yakaladım ben size hani az önce de demiştim ya böyle zıtlıklarda stil yaygındır başka var mı yok o zaman Edirne'ye ilk önce dalacaksın. Şimdi tekrarı çeviriyorum. Bitter çikolatanın sağlık faydalarına karşı artan bir farkındalığı olsa da sütlü çikolata hala en popüleri tüketiciler arasında on numara oluyor. Bak zıtlık verdi. Adam yani bitter çikolata sağlık faydası var. Negatif bir şey arıyorum zıt. Sütlü çikolata. Bak bir de iki. Hani Verez'de ne demiştim? Taban tabana zıtlık. iki şeyden bahsedecek. Doğu batı. Kuzey güney. Bitter çikolata. Sütlü çikolata. Bunlar taban tabana zıt olan şeyler. Yine de Adana'yla Adana'dan Denizli'ye kadar çevireceğim. Adana tüketiciler are eating, Yiyorlar. Çikolata yiyorlar. Daha düzenli. E şimdi artan farkındalık varken tüketiciler daha düzenli yiyor. E o zaman şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bu dark chocolate burada chocolate. Burada genel. E o zaman bu dark chocolate'ı gönderse belki diyeceğim. Bakın it ya da dark chocolate dese belki diyeceğim ama olmuyor. Bursa'da çikolata tarifleri bak tarife döndü. Have been adapted benimsenmiştir to local tastes. Yerel tatlara benimsenmiştir. Yani yerel tatların içerisine sokulmuştur. Hayır bu da bir yani çikolata tarifinin ne alakası var? Ceyhan'a bakın insanlar are continuing devam ediyorlar to have yapmaya sahip olmaya inaktif aktif olmayan yaşam tarzlarına sahip olmaya devam ediyorlar. Arkadaşlar konumuz çikolata hani bak topic controlling ideadan saptı yani bize e, bitter çikolatanın Sa sağlık faydası olsa da yani bundan bu konudan gitmesi lazım. Burada e, aktif olmayan hayat işte standart stabil hayattan bahsediyor. Denizli'de consumers, tüketiciler remain, kalır, faithful, sadık to the taste of dark chocolate. Ha, bak burada dark chocolate var, güzel. Ama burada da zıtlık yok. Şimdi Berez'de Siyah, bitter çikolatadan bahsediyorsa o zaman burada dark çaklık değil, milk çaklık gibi bir şey olması lazım. Ve zıt bir durum yok. Hani burada bir artan bir farkındalık var. E, tüketiciler de eğer sadık kalıyorlarsa bu da pozitif. Yukarıdaki de pozitif. İki tane pozitif yan yana gelmiş oluyor. Bu da o yüzden e, faithful kelimesinden dolayı da olmuyor diyebilirim. Geçelim. Despite. Arkadaşlar despite ve in spite of. Bunlar da rağmen demektir. Bunlar da zıtlık verir. Şimdi bakın burada reduction var. Rağmen. Neye rağmen? Having. Sahip olmasına rağmen. West. Engin. Verimli topraklara sahip olmasına rağmen. Arkadaşlar böyle bir şey geldiğinde size bir sorun var. Büyük verimli toprağa ne sahip olabilir? Bir ülke. Bak bir ülke. Bir insan. Yani öznemiz bunlardan biri olmalı. Özne bununla başlayacak. Ve şimdi bak büyük verimli topraklara sahip olması pozitif, negatif, şaşırtan bir şey lazım bize. Ana adamın büyük verimli toprakları var ama ekip biçmiyor diyeceksiniz. Öyle bir şey söyleyeceksiniz. Adana, Küba. Şimdi Küba olabilir bir yere sahip olabilir. Farmers, çiftçiler. Evet çiftçilerin toprağı olabilir. Much of the island's landscape. Arkadaşlar Adanın diyor manzarasının çoğu, adanın manzarası e, verimli topraklara sahip olabilir mi? Hayır, bunu okumayacaksınız bile Ceyhan'ı. Denizi Çin, evet olabilir. Ve Edirne, it is known that, biliniyor ki. Arkadaşlar biliniyor ki, he, ama arkasına bakacağız burada bir non close olduğu için. Almost 70% of the lands of Brazil. Arkadaşlar Brezilya'nın topraklarının yüzde yetmişi. Arkadaşlar Brezilya topraklarının %70'i e, verimli topraklara sahip olabilir mi? Yani toprak toprağa sahip olabilir mi? Hayır. Cevabımız o zaman Denizli, Bursa ya da Adana'dan biri. Şimdi Adana der ki. Küba ithal eder %80'ini neyin? Yiyeceğinin at a cost of maliyetiyle 2 milyar dolarlık bir maliyetle yıllık Küba ihracat yapar. Şey ithalat yapar. Çok da güzel oldu. Adamın verimli toprakları var Küba'nın ama yüzde seksen ithalat yapıyor. Cevap Adana. Bursa'ya bakalım nereden gidiyor? Verimli topraklara sahip olmasına rağmen çiftçilerin hepsi kabul ediyor ki their country ülkeleri has great büyük ekonomik potential potansiyele sahip olduğunu kabul ediyor. E arkadaşlar ekonomik potansiyele sahip olması bu da pozitif şaşırtan bir durum yok. Ve son denizi, China has put a ban. Çin bir yasak koydu. On using kullanmaya. Child labor çocuk işçi kullanmaya. In factories fabrikalarda. Arkadaşlar yani burada verimli topraklara sahip olmasına rağmen Çin çocuk işçiye yasak koydu. Anlamsız saçma bir cümle oluyor. O yüzden Adana'yı işaretliyoruz. Diğer sorumuz da yine zıtlık. Arkadaşlar biz hep zıtlık deyince hani oldoya, even doya falan alışmış bir toplumuz ama all unlike da zıtlık ifadesi verir. Bunu unutmayalım lütfen. Şimdi mesela bakın unlike da aslında veres gibi düşünebilirsiniz. Yani iki tane farklı şey kıyaslanıyor. Şimdi unlike aksine. Neyin aksine? The Greek Empires. Yunan imparatorlukların aksine. Which, şimdi bakın bu imparatorlukları niteliyor. It, bir şey var. It dediği ne acaba? Gradually replaced. Yavaş yavaş yerini aldığı Yunan imparatorluklarının aksine. Şimdi arkadaşlar şu iti mutlaka bizim ana cümlede görmemiz lazım. Yani bu ite denk gelecek bir şey lazım. Şimdi peki ben size bir soru sorayım. Siz kendi kendinize cevap verin. Şimdi diyorsunuz ki onun yavaş yavaş yerini aldığı Yunan imparatorluklarının aksine ne dersiniz? Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Yani o ite denk gelen farklı bir şeyi söylemesi lazım. Yani Yunan imparatorluklarından farklı bir şey yapmış. Bakalım. Şimdi özne Adana'da the succeeding. Arkadaşlar succeed biz ilk önce İngilizce'de succeed kelimesini başarılı olmak diye öğreniyoruz. Yanlışlık yok. Ama bir de succeeding arkadan gelme ifadesi vardır. Yani hani bizim e, Türkçe'de halef dediğimiz olay sonradan gelen. Şimdi bakın succeeding sonradan gelen imparatorluklar. Arkadaşlar bu iti karşılayan değil ki. Yani şunun öznesi, şu ana cümlenin öznesi bu ite denk gelecek bir şey olması lazım. İmparatorluklar olamaz. O zaman buradaki iti karşılamaz değil olur. Bursa'ya bakıyorum. The Roman Empire. Evet çok da güzel olabilir. Yani Roma İmparatorluğu, Yunan İmparatorluklarının aksine Roma İmparatorluğu diyebilirsiniz. Peki Ceyhan'a bakın. The Romans. Arkadaşlar Romalılar. Şimdi burada Romalılar diyor. It'e denk gelmiyor. Arkadan cümlenin arkasından da yine ite denk gelecek. Hani burada yerine aldığı Yunan İmparatorluğuna denk gelecek bir imparatorluk yok. Oradan gidiyor. Denizli'ye bakın. The political system of the empire. Şimdi burada aslında bir empire kelimesi var it ama imparatorluğun diyor politik sistemi. E şimdi imparatorluğun politik sistemi mi Yunan İmparatorluğu'nun yerini aldı? Bu da karşılamaz bunu. Ve Edirne'ye bakıyorum. The Roman Empire. Roma İmparatorluğu. O zaman cevabım benim ya Bursa ya da Eniz, Edirne. Şimdi burada Yunan İmparatorluklarının aksine diyor Bursa. Roma İmparatorluğu. Imitated, taklit etti. Many institutions, birçok kurumunu of the Greek Empires. Yunan imparatorluklarının birçok kurumunu taklit etti. E şimdi aksine demiştik. E, taklit etti diyorsunuz. Burada saçma oluyor. Devamına da baktığınızda from education to law, eğitimden hukuka kadar ya da adalete kadar birçok kurumu taklit etti. Hayır, farklı davranacak. Edirne kaldı. The Roman Empire, Roma İmparatorluğu depended on, bağlı kaldı, bel bağladı. Non-native, kendi ulusundan olmayan administrators, yöneticilere from diverse, çeşitli cultural, kültürel backgrounds, geçmişlerden gelen kendi milleti olmayan yöneticilere bel bağlamıştır. Çok da güzel anlamlı bir cümle oluyor. Roma İmparatorluğu demek ki Osmanlı İmparatorluğu gibiymiş. Yani bizim Osmanlılarda da vardır ya işte asimile olmuş e, vezirler falan. Demek ki Roma İmparatorluğu'nda da da bu olay yaşanmış. Bunu söylüyor. Anlamsal olarak da oluyor. Dediğim gibi bakın gene burada aslında zamir bilgisi bizim için çok önemliydi. Yani şu iti denk getirebilmeniz gerekiyordu. Bir de empire'dan bahsediyorsanız başka bir empire kelimesini bulmanız lazım. Bakalım. Ha şimdi burada ben bir şey söylemek istiyorum. Biz hep ol dolu batlı cümlelerde hani zıtlık ya da şaşırtan ifade demiştim size. Ee, dersin başından beri bu konunun başından beri illa negatif pozitif pozitif negatif olmayacak bizi şaşırtacak demiştim. Yalnız şöyle bir kalıp var arkadaşlar. Şimdi batlı bir cümle geliyor. Arkadan ol solu geliyor. Ha şimdi bakın Türkçe bile düşündüğünüzde ama aynı zamanda böyledir. E şimdi ama aynı zamanda böyledir diyebilmeniz için bir önceki cümlede de böyledir. Yani ona benzer bir şey de söyleyebilirsiniz. Yani her zaman bat zıtlık vermez. Olso ile beraber olduğunda benzerlik de verebilir. Aslında bu şey kalıbıdır gizli bir şekilde. Not only but also. Hani mesela diyelim ki Oğuz sadece zeki değil aynı zamanda çalışkandır. Bak ama aynı zamanda çalışkandır ifadesi. Her iki tane pozitifi bağlayabiliyoruz. E bunu normal cümlelerde de yapıyor. İlla not only olması gerekmiyor. Şimdi sadece bunu batla mı yapabiliyor? yapabiliyoruz. Hayır. Batın yerine oldu veya while'la cümleyi başlatıp bir cümle söyleyip şurada cümle var arkadaşlar. O Ondan sonra gelen ana cümlede also'yu kullandığınızda da paralellik verebilirsiniz. Şimdi böyle anlatınca biraz havada kalmış olabilir ama şu örneğe bir bakalım. Şimdi der ki but they also ama onlar aynı zamanda. Şimdi burada onlar dediği benim için önemli. Aynı zamanda spend energy, enerji harcarlar when they are resting quietly. Sessizce dinlenirken de enerji harcarlar. Şimdi bakın arkadaşlar ama onlar dinlenirken de enerji harcar diyorsanız DDA'yı koyuyorsanız o zaman şunu yaparken enerji harcarlar diye bir ifade beklerim ben ki bu cümlenin özü de budur. Bakınız people insanlar bu day insanlarmış spend energy enerji harcarlar when they are physically active. Ne zaman? Fiziksel olarak aktif olduklarında enerji harcarlar. Ama aynı zamanda böyle sessizce dinlenirken de e, enerji harcarlar. Bakın burada iki tane pozitif ya da iki tane negatif diyebilirsiniz. Yine başka bir örnek daha bakalım. Burada bakın they also show several other places. Şimdi they also onlar aynı zamanda şu gösterirler. Several birçok other farklı places yer. Şimdi bakın they dediği şey ne? Bir de also farklı yerlerde gösterirler diyorsanız o zaman şunu da gösterirler demeniz lazım. Yani bir önceki cümlede gösterdikleri bir şeyi gösterme, e, söylemesi lazım. Bakalım diyor ki oldu. Bu, bu, defa oldu öyle başlamış cümle arkadaşlar. Sada ne olsa da Many satellite images. Birçok uzay görüntüleri reveal gösterse de deforestation ormansızlaşmayı mostly çoğunlukla around çevresinde the Amazon River. Amazon nehri etrafındaki ormansızlaştırmayı gösterse de çoğu uydu resimleri, görüntüleri onlar they also show aynı zamanda neyi de gösterir? Several other places birçok farklı yeri de gösterir. Yani Amazon'u gösteriyorlarmış bir de farklı yeri gösteriyorlar. Bakın paralellik veriyor. Bunu neyle yapabiliyorsunuz? Sadece o söyle yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu niye anlattım? Arkadaşlar buna benzer bazen sorular çıkıyor. Buyurun burada olduğu gibi. Şimdi bakın. Burada bize verilen soruda Der ki but ama it it dediği şey ne? O. o olsa exist. Aynı zamanda da vardır. Nerede? On the coast of California. California kıyısında da vardır. And ve along boyunca ne boyunca? A coastal strip. Kıyı şeridi boyunca of Chile. Chile kıyı boyunca da vardır. Şimdi arkadaşlar sizin ama şurada da vardır dediğinize göre bir önceki cümlede neyden bahsetmeniz lazım? Şu it denen şey her neyse onun nerede var olduğundan bahsetmeniz lazım. Bakalım Şimdi aşağıdaki seçeneklerde var olmadan ve ite gönderme yapabilecek bir şeyden bahsetmesi lazım. Adana ile başlıyorum. Şimdi the dry summer season. Kuru yaz mevsimi. Tamam ite gönderme yapar. With little or no rain. Az ya da hiç yağış almayan yaz mevsimi. Last sürer. About four to six months. Dört ila altı ay arası sürer diyor. Şimdi arkadaşlar 4 ile 6 ayar sürer ama o aynı zamanda Kaliforniya kıyılarında da vardır. E şimdi varlığından hiç bahsetmedi ki sürmesinden bahsetti. Bana var var olmasından bahsetmesi lazım. Bursa'ya bakın. As the name indicates, ismin gösterdiği gibi, buradaki as the gibi diye çeviriyorum. The Mediterranean climate, Akdeniz iklimi is prevalent, yaygındır. Buradaki common arkadaşlar yaygındır in the Mediterranean regions, Akdeniz bölgelerinde yaygındır. Fakat o Kaliforniya kıyılarında da vardır. Olur mu? It dediği şey Akdeniz iklimi. Bu yaygındır yani vardır. Akdeniz bölgelerinde bu vardır. Oralarda da vardır. Çok da güzel oluyor. Tik atıyorum, tutuyorum. Ceyhan'a bakın. The term, ifade, terim. Ney? Subtropics. Tropik altları ifadesi is defined belirlenir as a climatic zone iklimsel bir bölge olarak tarif edilir with high temperatures yüksek ısılarda olan in the summer yazın and mild ve ılıman temperatures sıcaklıklarda in the winter kışın şimdi arkadaşlar burada tariften bahsediyor. Şuradaki is defined ifadesi tarif. O aynı zamanda şurada da şöyle de tarif edilir dese tamam diyeceğiz ama bize verilen cümlede bu yok. Gitti. Denizli'ye bakın. A coastal climate kıyı iklimi is illustrated gösterilir by balanced dengeli annual yıllık temperatures ısılarla and ve high rainfall yüksek yağmur düşümüyle Buradaki is illustrated tarif edilir, açıklanır, izah edilir. Ama o aynı zamanda güney, güney, pardon, Kaliforniya kıyılarında da vardır. Eşimi burada tarif edilmesinden bahsediyor, gene anlatılmasından, gösterilmesinden bahsediyor. Peki Edirne'ye bakalım. Rainfall yağmur yağışı generally occurs genellikle meydana gelir during esnasında one bir or ya da several birkaç rainy seasons yağışlı mevsim esnasında meydana gelir. Ama Kaliforniya kıyılarında da vardır o. Şimdi arkadaşlar o vardır dediğiniz yağmur düşümü vardır ve burada da meydana geliyor diyor. O zaman burada da meydana gelir ifadesini kullanması lazım. Bir de hani yağmur düşümü zaten yağmur her yerde vardır baktığınızda genel olarak. Hani burada bunu da karşılamıyor. Şu o kürs kelimesinden kaybediyor. Cevabı Bursa olarak işaretliyoruz. Yani burada bize ne olması lazım? Ee, var olan e buradaki is prevalent kelimesi arkadaşlar prevalent bu yaygın e, o zaman var. Hani mesela Türkiye'de örnek veriyorum çay yaygındır. Yani bu çay vardır anlamına geliyor. Öyle de düşünebiliriz. Gelelim zıtlık bağlacı ve determiners quantifiers. Arkadaşlar bunu aslında ben size bir e, gramer sorusu çözerken şöyle bir bahsetmiştim. Arkadaşlar Hani menili ifadeler, samlı ifadeler özellikle zıtlık bağlaşlarıyla çok kullanılır demiştim. Ama bu %100 değildir arkadaşlar. Onun da uyarısını yapayım. Sonradan hocam ben determiner gördüm, quantifier gördüm, direkt zıtlığı yapıştırdım e, mantığı olmasın. Ama çok zorda kalırsanız buna girebilirsiniz. Yalnız e, kullanılan bir miktar belirleyici, niceleyici varsa bu zıtlık bağlacıyla mı kullanılıyor acaba diye düşünmekten kendinizi alıkoymayın. Yani anlatmak istediğim şey şu. Sana verilen cümlede sam var. Diğer cümlede others gelmesi muhtemeldir arkadaşlar. Ya da tam tersi. Sana verilen cümlede others var. Diğer cümlede sam gelmesi muhtemeldir. Ve bu arada yani bu sam others'ın arasında ya da sam'ın önünde bir zıtlık ifadesi. Nedir zıtlık ifadesi? Bu while olabilir, whereas olabilir, but olabilir, oldu olabilir. Bunların kullanılması mümkündür. Ya da many birçoğu a few Birkaçı. bir kaçı. Mesela birçok insan diyelim ki e, zengindir ama bazısı da e, ekmek para, alacak para bulamaz gibi bir ifade de bakın onu neyle bağlıyoruz? Ama diye bağlıyoruz. Yani bu illa menü olması gerekmiyor. Maç olabilir bu, sam olabilir, a few olabilir, a lot of olabilir. Yani bu ben sadece burada birkaç tanesini yazdım. One, biri another diğeri. Şimdi mesela diyelim ki bir öğrenci ders çalışırken diğer öğrenci uyuyordu. Bak Türkçe'de bile ne kadar güzel kullanıyoruz. Bir öğrenci uyurken diğer öğrenci ders çalışıyordu ya da tam tersi her neyse. Bunu while ve whereas gibi ifadelerle çok 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 kullanabiliriz. Şimdi şöyle bir bakın. Some politicians, bazı politikacılar were asked, sorulmuş to describe, tarif etmesi, the emotions, duyguları tarif etmesi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben burada Sam'ı gördüm ya, acaba derim, bak arkada seçenekler mesela diyelim ki bana ÖSYM şöyle nokta nokta verdi, noktayı koydu, 3, 4 noktayı koydu. E, aşağıda ben seçeneklerde hemen bir zıtlık ifadesi var mı ona bakarım. Bir de mesela Sam dediği için işte adırzlı cümleyi ararım ilk önce. Bakınız burada da bazı politikacılara duyguları tarif etmesi sorulmuş. While, oysa ki others, diğerleri yani diğer politikacılar were given, verilmiş the task of answering questions. Sorulara cevap verme görevi verilmiş. Yani bazılarına tarif görevi, bazılarına da soruları cevap görevi verilmiş diyen bir cümle. Bir örnek daha vereyim buna. Mesela bakınız. Most of the couples dance remarkably well. Şimdi çiftlerin çoğu diyor dans etti remarkably well, olağanüstü derecede iyi, yani belirgin derecede iyi dans etti. E şimdi çoğu diyorsunuz, çoğu böyle yaptı, e ne dersiniz? Birkaç tanesi ya da azı da şöyle yaptı demez misiniz? Bunu da neyle bağlıyoruz? Yine zıtlıkla bağlıyoruz arkadaşlar. But ama some, bazısı, bakın çoğu, bazısı were very ordinary, çok sıradandı. Yani çiftlerin çoğu çok güzel dans etmiş, birkaç tanesi, bazısı da böyle çok sıradanmış. Şimdi buna benzer bir cümlemiz daha var. While, iken ya da da some ecological changes, bazı ekolojik değişimler have been documented, belgelense de, bakın bazı ekolojik değişiklikler belgelense de ne bekliyorsunuz? İşte bazısı, işte milyon tanesi, çoğu gibi bir ifadeyle devam eder bu çoğunlukla. Bakın many diyor, yani burada many diyerek ne yapıyor yine? ecological changes'i kastediyor. Many remain, çoğu kalıyor, poorly researched, çok az araştırılmış olarak and understood ve anlaşılmış olarak. Yani bu yetersiz de diyebilirsiniz, kötü de diyebilirsiniz, poorly kelimesine. Şimdi benim bu anlattığıma uygun olarak ÖSYM'de çıkmış bir soru var arkadaşlar, bakalım. Şimdi burada der ki, some bacteria. Şimdi bazı bakteriler. Arkadaşlar ben bu samı görünce Açık söyleyeyim size. Bak burada bağlaçsız bu. İlk önce seçeneklerde zıtlık bağlaçlarına girerim. Ben direkt öyle yaparım çünkü anlamda onu getirir. Bakalım. Bazı bakteriler are known bilinirler as germs mikrop olarak bilinirler. Çünkü they cause onlar sebep olur disease hastalığa sebep olur. Tamam. Şimdi bu ifadeden sonra seçenekleri gördüm. While var, yet var, soyu almam. Bakın, bunu almam, ezi almam, olduyu alırım. Yani ben ilk önce Adana'ya, Bursa'ya ve Edirne'ye bakarım arkadaşlar bu soruda. Tekrar çeviriyorum hızlıca başını. Bazı bakteriler mikrop olarak bilinir. Oysaki, they are onlar bakteriler, the most abundant forms en bol şeklidir of life hayatın. Oysa ki onlar hayatın en bol şeklidir. Ya biraz kafada soru işareti kaldı. Asla tam da eleyemiyorum ama dediğim gibi sanlı ifade bir de arkadan da quantifier'ı arıyorum. Devam ediyorum. Bursa'ya bakın. Yet ama most çoğu bazısı mikroptur ama çoğu are either ya harmless zararsızdır or quite useful ya da oldukça faydalıdır. Ha, burada bir de zıtlık da vardı. Bakın yetle. Şimdi burada as germs negatif bir ifade. Burada ya zararsız ya da faydalı olması da pozitif bir ifade. Çok da güzel kıyasladı, karşıladı. Bir de Edirne'ye bakıyorum. Bakıyorum. Oldu neye rağmen a human body bir insan vücudu may contain içerebilir up to e kadar neye kadar 100 bin milyon bakteriye kadar e, içerebilir içerebilse de bazı bakteriler mikrop olarak bilinir. Bu çok anlamsız oldu arkadaşlar. Şimdi ben direkt cevabı Bursa olarak işaretleyeyim. Adana'da soru işareti koymuştum. Neden? Şimdi buradaki D'ye gönderme yapıyor. Onu söyleyeyim size. Ama anlamsal olarak olmuyor. Tekrar bir çevirdiğimizde bazı bakteriler mikrop olarak bilinir oysaki onlar hayatın en bol formlarıdır en bol yani mikrop olarak bilinmesiyle alakalı bir şey değil. Yani burada topic artı controlling idea bir önceki dersteki konumuz topic artı controlling idea'ya da uymuyor. Forms of life'tan bahsetmiyoruz biz. Biz neyden bahsediyoruz? İşte hastalığa sebep olmasından, mikrop olmasından bahsediyoruz. Ceyhan'a bakalım. So bu yüzden they air. Bu yüzden onlar havada yaşar. Yani mikrop oldukları için mi havada yaşar? Bu çok anlamsız oluyor. Denizli'ye bakın. As, çünkü ya da dıkça viruses are virüsler much smaller, çok daha küçük and simpler, basittir than bacteria. Bakterilerden çok daha basittir. E arkadaşlar zaten bakteriden bahsediyorsun. Çünkü virüsler bakteriden e senin buradaki ana cümlendeki özne bakteriydi. E o zaman burada bacteria diye girse belki diyeceğim ama virüs ne alaka? Konu sapması da oluyor. Artı ez de zaten bunu Karşılamıyor. Gelelim buna benzer bir örnek daha. Bakın boşluğun ardından direkt fi ile başlıyor. Birkaçı. Realize, fark eder. How, nasıl. Changes to their sleep pattern. Değişimler neye olan değişimler? Onların uyku yapılarına olan değişimlerin nasıl? Can have, sahip olabileceği, yapabileceği. A significant effect önemli bir etki as well. Aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar çok az insan ya da çok azı, burada insan mı bilmiyorum, uyku düzeni değişikliklerine önemli bir etkisinin de olacağını fark eder diyor. Şimdi ben bunu görür görmez arkadaşlar direkt seçeneklerde siz de öyle yapın lütfen. Ol dolu, while'lı, ifade ve ve bu birinci cümlede de bir belirleyici, miktar belirleyici bu ne olabilir? Sum olabilir, most olabilir, many olabilir, much olabilir tabi duruma göre. Bakalım. Şimdi when ile başlamış bu. Once ile başlamış, because ile başlamış, do ile başlamış, while ile başlamış. Arkadaşlar ben ilk önce Denizli ile Edirne'yi okurum. Bakın bu önceliklidir. Şimdi der ki sada, ne no olsa da many insomniacs birçok uyku problemi yaşayan insan have been seriously ciddi şekilde advised tavsiye verilse de to cut out kesmesi için drinks içecekleri containing kafein kafein içeren içecekleri kesmesi tavsiye edilse de bu uyku çekenlere fibrilize çok azı fark ediyor ki uyku yapılarına değişikliklerin önemli bir rol de oynayacağını fark ediyor. Arkadaşlar önemli bir rol oynayacağını da fark ediyor bu anlamsız oldu. Şöyle bir şey olsaydı yukarıdaki cümle bu cümleye göre tabii. Birçok uyku e, problemi yaşayan insanlar devam ediyor. Hala içiyor. Yani içmemesi söylense de bu alışkanlığından vazgeçemiyor gibi bir ifade beklerdim ben arkadan gelen cümlede. Bu olmadı. Edirne'ye bakıyorum. While sada sede. Most people aha bakın most da var. Most people çoğu insan appreciate anlarlar, takdirin ederler, hoş görürler. How their health, sağlıklarının nasıl, is tied, bağlı olduğunu, to their diet, beslenmelerine, and exercise, ve spor yapmaya. Şimdi arkadaşlar çoğu insan bunu anlıyor. Yani sağlığın diyetle ve sporla ilgili olduğunu anlıyor. Anlasa da few, few dediği negatif bir anlam arkadaşlar. Çok azı fark ediyor. Neyi? Uyku düzenini değiştirmenin de önemli bir etkisinin olacağını çok azı fark ediyor Edirne'yi işaretliyorum. Şurada bir şey daha söyleyelim. Şimdi aklıma geldi. Bakın as well, as well da hatırlarsanız neydi? Az önce geçmişti also. Hani but also, although also, while also onu da karşılıyor yine Edirne. Şimdi Adana Bursa Ceyhan'ı e, uğraşmama gerek yok sanırım. Eğer çevirirseniz ben uzatmayayım çevirdiğinizde anlamsız olacağını göreceksiniz arkadaşlar